Sevgili Yaşayan Ekonomi izleyenleri, otomobilimiz olan Emniyet Şeridi'nden siz otomobil severlere merhabalar. Programımıza hoş geldiniz. Bu hafta sizler için yine yepyeni bir araç test edeceğiz. Tabii ki kadim dostum Hüseyin Bıyık'la birlikte. Hüseyin, yine beraberiz. Güzel yine bir araçta. Ekranlarda ve değişik bir araçta gene izleyicilerimizin karşısındayız Serkan. Kesinlikle çok değişik bir araç var. MG ZS Türkiye'de, EV. Evet, ZS EV, yani %100 elektrikli. Evet. Çok sıkı geldi. Hem fiyat olarak hem performans olarak. Biraz bataryada sıkıntıları var. Küçük bir bataryası var. Menzili mesela bir iki katına çıkartırsa falan çok tutulur Türkiye'de. 400 bin lira fiyatı var. Onu söyleyelim. %100 elektrikli de belki en ucuz BSUV. Aynen en öyle. Ucuz elektrikli de diyebiliriz. Türkiye piyasalarında şu an neredesin değil mi? Hemen hemen en ucuz elektrikli, %100 elektrikli araç diyebiliriz. Çok enteresan bir araç. Türkiye piyasalarında çok sık karşımıza çıkan bir araç değil. Çok yıllar önce Rover kullanıcıları belki işte bilirler. Onun dışında çok görmüyoruz bu araçları. Yeni geldi yine ülkemize. Yeniden ülkemize inceleyelim MG'yi. Neler var tasarımda, ilk olarak ona bakalım. Benzerlikler de var. Şu anda ülkemizde gördüğümüz Asya araçlarına benziyor. Mesela bir Mazda şeyi var, tasarım görüntüsü var ön tarafta. Ön tarafta çok ciddi benzerlik var. Özellikle araç BSU olduğu için birazcık yerden yüksek yapısından dolayı. Ön tamamen dik inen bir yapıyla beraber geniş bir panjur ve panjur özellikle çok güzel. Bu arada MG logosu büyütülmüş ve burada şarj edilebilir soket girişi önden yapılıyor. Onu gösterelim, da gösterelim. Şöyle bastığımız zaman hop buradan çıkıyor üniteye. İçeride soketleri aynen takabiliyoruz. Hem pratiklik sağlıyor hem de güzel bir dizayn olmuş. Bununla beraber far yapısı da gündüz ledleri oval biçimde olduğu için gerçekten Mazda'yı ön tarafta çok ciddi andırıyor. Ama baktığın zaman araç gerçekten olduğundan büyüktür. Yani bir BSUV gibi değil, aslında bir CSUV'a hitap eden boyutları olduğunu söyleyebiliriz. O da karakteristik yapısı diyelim. Hakikaten heybetli, güzel bir yapısı var. Ön taraf şık dedik. Böyle dikey konumlandırılmış yapısı da hakikaten böyle sportif de görünüyor. Yan profilden şöyle baktığın zaman bak buradan da böyle hani ben buradayım atak yaparım havasını veriyor. Yan profile geçelim. Yan profil şöyle biraz açılalım. Murat izleyicilerimize yan profili tamamıyla göstersin. Nasıl ilk bakışta? Ya aslında ilk bakışta renk olarak çok hoşuma gitti Serkan. İzleyicilerimiz de bizi mazur görsün. İstanbul'un yağışlı bir gününe denk geldi bugünkü çekim günümüz. Ve haliyle bu renk çok fazla kapalı havada kendini göstermiyor. Ama aydınlıkta, güneşli havada oldukça dikkat çekici ve güzel bir renk olduğunu söyleyebiliriz. Boğaz mavisi. Boğaz mavisi gerçekten aynen. Şık, güzel bir renge bürünmüş bu araç. Baktığımız zaman Serkan, test aracımız Luxury donanım paketiyle geldiğinden 17 çelik jant alaşım hemen ilk göze çarpan detayımız diyebiliriz. 5 kollu güzel bir jant yapısı var. Böyle çok karartılmış değil ama 5 kollu olduğu için güzel duruyor. Gene su kimliğini bize betimleyecek şekilde aracın önünden yan tarafı ve arkaya doğru uzanan plastik korumaları gene karşımıza çıkmakta. Dodikler de gayet dediğin gibi SUV'a yakışır bir yapı olmuş. Bak omuz hizası çiziği görüyor musun? Senin evet, kadar, ön taraftan başlayıp arka kapıda bitiyor ve arka tarafta gene yükselen bir omuz çizgisiyle aracın sportiflik ve hareketliliği biraz ön plana çıkmış vaziyette. Çıkmış tavan. Tabii krom detaylarla da aracı çok güzel süslemişler diyebiliriz. Tavan da keza öyle, tavan barları bak görüyor musun? Raylar çok böyle krom gibi, hani kroma yakın bir malzeme kullanılmış. Gayet güzel durmuş. Katlanabilir aynaları var. Evet. Onu bu donanımla gelen elektrikli katlanabilir aynalar. Anahtarsız giriş çalıştırma var. Üst tarafı yine krom detaylarla süslenmiş. Arka tarafa doğru cam yüzeyi biraz daraldığı için, yukarı doğru çıktığı için bu da diğer uzak Asyalı üreticilerde gördüğümüz bir detaydı. İstersen bir arka tarafa geçip Serkan bak bakalım. Evet, bakalım arkaya. Klostrofobik mi geliyor? Arka taraf şöyle Hüseyin, panoramik tavan olduğu için çok rahat. Bak omuz da böyle, omuz mesafeleri de iyi. Böyle başımız şeye çarpmıyor, kenarlara çarpmıyor. Böyle arttırılmış bir mesafe. Yani rakiplerine baktığımız zaman böyle sanki daha ferah. Yani BSU'lara baktığım zaman güzel, ferah bir arka yaşam alanı görüyorum. Tek sıkıntısı belki diz mesafesi olabilir. Benim sürüş pozisyonumda. En son geniş kullandığın için. Evet, en son ben kullanmıştım. Tek sıkıntısı diz mesafesi oluyor. Tabii ki bir tık aldığımız zaman koltuğuna daha güzel mesafe açabilir. Ama hem omuz hem baş mesafeleri çok iyi. Çok başarılı gerçekten. Onun dışında arkada bir tane USB girişi var. Ondan bahsedeyim. Ben şimdi çıkacağım. Murat onu da gösterir. Koltuklar... Ortada şaft tüneli var mı Serkan? Yok.
Yani bu bir artı, Bu bir ortada artı yok. Yok. seyahat edecek kişi Evet. ayaklarını çok rahat Zaten kullanabilir. elektrikli bir araç olduğu için şaftinli genellikle yüzde yüz elektrikli Bu aracın ama görmeyiz. yurt dışında benzin ünite versiyonları da var. Yani bir su araç özelliği olduğu için baktığın zaman. Kol dayama falan yok Hüseyin. Güzel. Koltuklar da gayet yumuşak. Arkada güzel bir yaşam. Çok teknolojik donanımlar yok. Bir tane USB girişi var. Ama onun dışında koltuk ferahlığı, yaşam alanı genişliği falan gayet güzel Bu arada arkada. luxury donanımda suni deri olarak satın alınıyor. Araç bu şekilde geliyor. Şöyle Comfort'ta kumaş döşeme var. göstereyim orası da. Gayet yumuşak, güzel deri koltuklar var. Arkaya doğru ilerleyelim. Bakalım arka tasarımı bir şeye benzeyecek miyiz? Yani herhangi bir aracı veya karakteristik bir Ya özelliği var mı? gene Uzak Asyalı diyebileceğimiz Kia Stonic'e çok benzettim ben tasarım diline. Çok Evet, biraz ciddi derecede andırıyor. andırıyor. Şey de andırdı bana ya, böyle Sandero'yu falan da andırdı. Değil mi? Yani Bak böyle baktığın zaman işte o stopların, işte Sandero grubunda Geniz Stop var grubu falan, böyle andırıyor. Yani zaten çoğu araç birbirine benziyor artık bu Aynen. dönemde. Bunlar geleneksel bir tasarım dili olduğu için yuvarlak hatlarla. Ama baktığın zaman geniş bir arka panel yapısı olduğunu görebiliyoruz. Yani farlar uzatılmış vaziyette ve MG logosu da gayet büyük yerleştirilmiş. Buradaki detay bagajın kullanışlılığında aslında yatıyor Serkan. İstersen onu gösterelim izleyicilerimize. Logodan açıyoruz. Volkswagen gruplarında olduğu gibi. Şöyle Renault grubunda da vardı. Evvelden. Yaklaşık 400 448 litre. Yani 450 450 litre litre. Evet, diyebiliriz. yakın. Bak şu gözler çok hoşuma gitti. Murat göstersin şöyle saklama alanları. Şu fileler. Neden? Çünkü hakikaten araçta arkada sallanmasını istemediğin yükleri buralara koyabilirsin. Güzel bir detay. Evet, çift bölmeli bir yükleme eşiği var. Şöyle Yukarı gösterelim. da Biz aşağıya alabiliyoruz. kablolarımızı koyduk. Altında yedek lastik yok. Onun yerine tamir kitiyle geliyor araç. Ama eşik biraz yüksek. Yükleme eşiği yani Eşik şöyle. hem yükleme eşiği yüksek hem de geniş. Yani buraya eşya koyarken biraz bayanlar özellikle kadın kullanıcılar için gerçekten biraz sıkıntılı olabilir. Ağır eşyaları koyup indirmekte. Ama yaşam kapasitesi olarak yani kullanım amaçlı düşündüğün zaman bu sınıfın en iddialı rakiplerinden biri diyebiliriz. Şurada bir de aydınlatma grubunu görüyoruz. Bagaj aydınlatma bölümü var burada. Güzel. Fena Olmasını değil. isteyeceğim bir özellik var mı şu anda baktığında? Elektrikli olmasını isterdim kesinlikle. Evet. Bagajın çünkü yani %100 elektrikli bir araç. Anladın mı? Aynen. Yani esprisi o zaten. %100 elektrikli bir araç. Ancak bagaj motorlu. Yani hani elektrikli değil. İsterdim. Elimizi kirletmeyelim. Hafif değil mi? Hafif. Hafif. Güzel. Ya kullanım açısından herhangi bir sıkıntı yok. Ama baktığın zaman elektrikli beklerdik. Güzel sevgili izleyenler, tasarım bu şekilde. Kendine has tasarımları da var. Ama rakiplerine, bu dönemdeki birkaç SUV'ye benzer noktaları da var. MG'nin genel olarak dış tasarımı bu şekildeydi. Biz beğendik, değil mi? Yani Aynen. 5 üzerinden 4 verebilecek Çok kadar güzel bir rahat. tasarım var. Ki Hoş içeri duruyor, spor geçince duruyor. Yani hani B SUV, işte sportiflik beklersin B SUV'lerden. İşte çizgileriyle, modern tasarımlarıyla, modern donanımlarıyla gayet başarılı olmuş MG'nin. Şimdi içeri geçelim. İçeride bakalım tasarım nasıl, konfor nasıl, teknoloji nasıl, performans nasıl, elektrikle ne kadar gidebiliyorsunuz? En merak ettiğiniz soru bu biliyorum. Bunları açıklayacağız sizlere. Programımız devam ediyor. İyi seyirler diliyorum. Şöyle başlayalım mı? Anahtarı güzel. Anahtarı dikkatimi çektiği için şöyle başlayalım dedim. Değişik böyle değil mi? Karakteristik bir anahtarı var. Evet. MG. Ya alışık olmayınca işte bu markaya Türkiye'de her şeyi böyle enteresan gelebiliyor. Eşya gözümüzü koyalım. Şimdi modları var. Aracın Eco, normal, sport. Bunları görmeye alışırız zaten. Eco'da gidelim biraz. Elektrik harcamıyor. Çünkü psikolojim bozuluyor. Böyle orada düştüm mü menzil hakikaten. Böyle e-şarj noktası aramaya başlıyorum. İşte Evet. kablo ile bir yerde evde Maalesef henüz doldurabiliyorsun ya her ikinci modda. yerde şarj kolaylığı olmadığı için. Böyle psikoloji bozabiliyor. Tırsabiliyorsun çünkü e-şarj noktası tamam. Şu an mesela ben arattığımda dün 33 tane nokta gösterdi bana. Bayağı yaygınlaşmış. Ama yine de şey yapıyorsun. Çünkü gidiyorsun işte 40 dakikada doluyor. Onun şeyi var. Hani 40 dakika niye bekleyeyim orada falan olayları da var. Neyse böyle bir geyikle başlamış olduk. Ben sana soru soracağım. Tamam. İlk soru geliyor. Tasarımı nasıl buldun abi? Yani benzerlik var mı? Yoksa hakikaten MG'ye böyle şey mi? Yani Karakteristik bir tasarım mı var arabada? şu kapı kenarlarındaki hava menfezlerinin dışında tutarsak
kendine özgün bir karakteristik yapısı var diyebiliriz. Yani özellikle konsol gayet düz bir şekilde konumlandırılmış, yüksekte konumlandırılmış. Bu da tabii aracın içinde oturduğun zaman yerden daha yüksekmiş gibi bir algı yaratan bir yapı var. Bir şey söyleyeceğim. Ben biraz koltuğu yükselttim. Kaputu rahat görüyorum. Sen çok görüyor musun? Rahat. Görüyoruz. Ya aracın ön ve yan görüş açısı gerçekten çok iyi. Ve bununla beraber luxury pakette gelen panoramik cam tavanla iç ambiyansı oldukça başarılı diyebilirim. Ferah. Ferah. Evet, çok ferah bir Şimdi yapısı gelelim var. Gelelim biraz malzemesine Serkan. Şimdi MG ilk defa Türkiye yollarında diyoruz. Elektrikli olarak. Evet. Haliyle buradaki malzeme kalitesi herkeste bir soru işareti yaratır. Dokunduğun, temas ettiğin yukarıdaki yerler yumuşak. Evet, şuralar yumuşacık. Alt tarafa indiğinde, kapıya geldik B geldiğinde sınıfına, değil mi? B sınıfın standartlarında. Fakat burada bir parantez açalım. Araç elektrikli olduğu için zaten bir motor sesi yok. Yalıtım anlamında aracın içerisinde çok fazla her şeyi duyabilecek potansiyele sahip. Ama baktığında kapılarda herhangi bir ses gelmiyor. Çıtırtı, hatırtı da araç sıfır olduğu halde bu tarz şeyler yok. Bak baya... Genleşme yapar mı sence ileride? Ya bu tip malzemelerin yapma olasılığı yüksek böyle Yani sert plastiklerin. Ama bak plastik kaliteli mi? zorluyorum. Evet, Yani yapmıyor diyorsun. gayet diri. Güzel bir detay aşağıda deri dikişli ayak yasladığımız yerlerde Yumuşak. güzel bir yumuşak Güzel. detay var. Kapı içleri gene deriyle karışık plastik yapısı var. Hani bu detaylar gerçekten aracın içinde sana kaliteyi hissettiriyor. Güzel. Özellikle ben direksiyon yapısını çok beğendim. Üç kollu Tasarımıyla direksiyon. beraber Evet. gayet şık duruyor, gayet modern duruyor, gayet sportif duruyor. Ya ben bak mesela tam direksiyon simidi güzel. Üç kollu. Logo da güzel. Etrafında krom detaylar var. Aşağısında tek parmak yönlendirme yeri var. Ama şurası bana çok plastik geldi. Çok basit bir plastik geldi. Yani bu şu orta yuvarlak bölümü. Ya ben B Çok sınıfı basit bir şartlarında plastik geldi. düşünüyorum işin aslı. Yani B suda rakiplerini düşündüğün zaman Ya B sınıfı düşünüyoruz. Aslında düşünce algımız yanlış. Bak B sınıfı düşünüyoruz ama bu araç 400 bin lira abi. Yani ya 400 bu bin liralık bir sınıfın araç. fiyatları artık bu Tamam rakam. eyvallah 400 bin lira. Sen bu fiyatı alıyorsan abi biraz daha böyle kaliteli en azından konsol görünümü nasıl başarılı bulduk, karakteristik bulduk. Direksiyonu da yani sürücünün biraz daha keyif alması lazım. Yani belki tek hani eleştireceğim şu bölümde, şu konsolda direksiyonun bu orta bölümü olabilir. Ama Basit geldi yani. Bana basit direksiyon yapısı gibi geldi. ilk etapta şurada oturduğun zaman Serkan gördüğün her şey gayet okunaklı ve standardın yakalanmış Tabii ama o diyebilirim. konuda çok başarılı. O Yani konuda gerçekten çok en başarılı. alt paket aldığınız konfortta bile ortadaki 8 inçlik Android Auto destekli, Apple CarPlay destekli bu ekran gene standardına geliyor. Baktığın zaman senin önündeki gösterge tablosu Orayı da beğendin oldukça sen. hoş. Yani buradan bakınca tam dijital bir gösterge ünitesi değil ama ortada yer alan küçük bir dijital gösterge üzerinden tüm verileri hakimsin. İki yanda analog gösterge oldukça başarılı Şeyi diyebiliriz. güzel, yani renklendirilmesi de güzel. Mesela işte elektriği değil de böyle ekoyu temsil eden bir yeşil, işte sporu temsil eden bir sarı turuncu karışımı böyle kırmızıya çalan bir renk. Bu renkler de güzel yani. Ya bir de kendine özgü bir bence tasarım dili var MG'nin. Burada baktığınız zaman genelde elektriklerde nedir? Mavidir renk tonu. MG'de yeşil, sarı, turuncu aracı birazcık daha kendine Renklendirmişler. Evet, renklendirmişler. Kendi tasarım dilini yansıtmışlar. Orta taraf gayet derli toplu diyebilirim. Yani burada Bak burası mesela dediğin gibi derli toplu ve karakteristik. Ben bu aynen. yapıyı şu ana kadar test ettiğimiz araçların hiçbirinde görmedim. Yani MG'ye Benzer özel bir yapı konsol yok. var değil mi? Orta Evet. konsol var. Yani burada baktığın zaman ağırlıklı siyah tabağın bir renk düşünebiliriz ama tavanında açık döşeme, orta tarafta piyano bilekle birazcık daha rengi ön plana çıkartmaya çalışmışlar. Bu detaylar işte buradaki krom yerleştirilmiş vites topuzu, öndeki 3 ayrı Joystick. joystick bunların hepsi aracın içerisinde farklı Farklılık yaratmış. Evet. dokunuşlara sebep olmuş İşte bir diyebiliriz. belki bu kol dayama var ya, bu bir belki işte C4 Kaktüs'ün bir önceki nesline, pardon Picasso'nun. C4 Picasso vardı ya. Picasso'nun konsolu da böyleydi. Yani kol dayaması da böyle. Belki biraz burası işte. Ya burada şunu söyleyebiliriz Benzerlik. Serkan, aslında burada çift taraflı bir kullanım Göz alanı var, evet. var. Ama bak kapattığın zaman burası derli Tek, toplu bütün. kalıyor. Yekpare. Evet, iki tane bardaklık koyabildiğimiz alan var. Kızaklık kapattığın zaman burası O da yok dümdüz bir oluyor. panel ve çift bölmeli bir orta konsol var aslında. Evet. Buradaki detay baktığın zaman şurası sanki bir wifi şarjı gibi düşünebiliriz ama wifi şarjı değil. Ama alt tarafa baktığın zaman iki tane USB USB girişi altı var. saklamışlar. Ya yani kullanmak istediğin her şey elinin altında, kullanmayıp ama kenara işte
cüzdanındı, telefonundu koyabileceğin yerlerde göz önünde olmasın dediğin zaman da onu da kenarda bulabiliriz. Yani tasarım olarak, yerleştirme planı olarak, yani ergonomi olarak daha doğrusu, hı-hı, malzeme kalitesi olarak başarılı dedik. Güzel teknolojiler de var. Biraz teknolojiden bahsedelim. Evet, daha sonrasında şey için, performansa geçelim, tamam, hemen. Çünkü elektrikli motorlarda işte ne kadar gider, ne kadar da şarj olur, menzil nedir, bunlar gerçekten çok, şey çok merak edilir ve konuşacak çok şey var. Bugün elektrikli bir araçta 0-100'e deneyeceğiz. Çünkü iddialı bir 0-100'ü de var. Onu da deneyeceğiz. Yani bu sınıfa göre iddialı bir 0-100'ü var. Böyle kalkışlara falan da çok iddialı. Neyse, güvenlik donanımlarıyla başlayalım. Güvenlik, evet, teknolojisiyle başlayalım. Mesela ilk gözüme çarpan kör nokta olduğu için onu söyleyeceğim. Kör nokta uyarı sistemi var. Acil fren sistemi var. Ve 20 km'nin altında kendi duruyor. Direkt frenliyor. Yaya veya bisiklet algılarsa direkt frenleyebiliyor. Tabela okuma sistemi var. Geri görüş kamerası var. Arka park sensörleri var. Ön park sensörü maalesef yok. Eşsizimiz bir konulardan biri de oydu, evet, sende. Ön park sensörü ya da önde bir kamera olmasını isterdik. Şerit takip sistemi var. Şeritte tutma asistanı var. Bununla beraber auto hold'u var. Yani yokuş kalkış desteği diyelim biz buna. Auto hold'u kullandığınız zaman hiçbir zaman en ufak bir kaydırma yapmıyor. Böyle bir güvenlik sistemi var. Var mı aklına gelen başka bir şey güvenlikle ilgili? Şimdi şöyle, bu araç iki donanım seçeneğiyle geliyor Serkan. Biri comfort, biri luxury. Test aracımız luxury donanımda. Comfort donanım seviyesi itibariyle MG Pilot dediğimiz otonom sürüş, yarı otonom sürüş diyebileceğimiz destek ünitesi araçta standart olarak geliyor. Bunun haricinde dediğin iki tane detay, kör nokta uyarı ve aktif fren sistemi de luxury pakette ilave olarak geliyor. Baktığınızda Serkan, buradaki vites topuzun hemen önünde 3 tane farklı tuş görüyoruz. Bunlar da güzel bir teknolojik detay. İşte senin bahsettiğin 3 farklı sürüş seçeneği, gene comfort ve luxury donanımda geliyor. Ortadaki KERS dediğimiz Kinetic Energy Recovery System. Evet. Yani geri kazanma. Frenlemeyi kendi yapıyor. Bunu göstereceğim. Pratikte göstereceğim için onu sona sakladım. 3 kademe olarak gene sürüşe yardımcı oluyor ve en üst kademede tek pedal kullanabiliyoruz. Onun yanındaki bahsetmişken göstereyim hocam. Tamam. Sen madem bahsettin, şu an 1. kademede. Ben bunu 3'e alacağım. Gaza basacağım, ayağımı gazdan çekeceğim. Bak, enerjiyi nasıl geri kazanıyor onu göstereyim. Bak, gaza basıyorum, ayağımı çekiyorum. Bak, direkt frenliyor. Hiç frene basmadan. Hop. Bak, yani, hızı kaça kadar, 30'a kadar düşürdü. Şehir içi neredeyse kullanımda duracak. Bak. Görüyor musun? Enerjiyi kendi. Ya bu biraz sinirlenebiliyor aslında, biliyor musun? Ya bu, ya performansı kullandığın dönemlerde özellikle bunu kapatacaksın bir kere direkt. Tek bir pedal kullanım isteyen için şehir içinde bunu bir alışkanlık haline getirdiğin zaman Serkan, hem trafikte özellikle pil artın oluyor, hem de frenleri çok fazla zorlamadığın için bakım maliyetlerini gerçekten indirebiliyorsun. Enerjiyi uzatıyorsun, menzili uzatıyorsun, enerjiyi geri kazanarak, rejenere ederek menzilini uzatıyorsun. Bu aslında çok avantajlı bir teknoloji. Aynen. Teknolojiye devam ettiğimiz an Serkan, hemen senin direksiyonun önünde yer alan anahtarsız giriş çalıştırma özelliği. Ki bence bütün araçlarda bu tarz bir sistem olması lazım. Çift renk orada kullanım var. Araba çalışırken yeşil, kapalıyken turuncuya dönüyor. Aslında şeyden bu işte, elektrikli araçların bazen çalıştığını anlamıyorsun ya. Aynen. Gerçi ready yazıyor, yani hazır yazıyor ama yine de o, evet, yardımcı olabilir. Ben en azından yolcu ya da arkada seyredenler için bu güzel bir detay olmuş. Teknoloji dediğimiz Serkan, 8 inç dediğimiz gibi Android Auto ve Apple CarPlay destekli bir ekranımız var. Bunun üzerinden araç özelliklerini de kontrol edebildiğimiz, işte sürüş yardımcı asistanlarını, şerit takip asistanlarını, bunun haricinde tabela okuma sistemleri, tüm fonksiyonları buradan yönlendirip kullanabiliyoruz. Aynı zamanda Apple CarPlay ve Android Auto'da uyumlu, onu da söyleyelim. Tek yönlü bir klimamız var. Klimayı da ekran üzerinden görüp yönlendirebiliyoruz. Direksiyon çok, bu arada çok yumuşak. Manevraları falan çok başarılı bir şekilde yapabiliyoruz. Tabii yüksek manevraları üzeri çıkınca sertleşiyor. Evet. Geniş bir panoramik cam tavanımız da açılabiliyor. Luxury pakette dediğimiz gibi standart geliyor. Bu arada elektrikli araçla seyahat edince şu andaki yağmur sesi muhtemelen izleyicilerimize geliyordur. Çünkü başka ses duymuyorsunuz. Ses yok, başka ses yok, evet. Yani. Ama yağmurda bile Serkan, yol sesi yok. Bir tramvay kalkışı yapayım sana. Patinaja düştü. Evet. Gelin istersen biraz performans değerlerine. 143 beygir, 343 Nm tork var. 44,5 kWh bir bataryası var. Ve bu bataryanın ölçümlerde aslında menzili 263 km diyor sevgili izleyenler. Biz şehir içi bu değerlere yaklaştık ama birebir yapamadık. Benim yaptığım maksimum kilometre çok, aslında bak, bir diş şeyi vardı böyle.
boşluğu vardı. Onunla birlikte 220 km 200-220 km arası yol yaptım. Güzel bir değer. Yani çünkü maliyetsiz. Hani benzinli veya dizel bir araca göre bir deposu gerçekten yani 4 ya kullanım maliyeti daha düşük diyelim. Evet. Yani işten yanmalı motora göre. Çünkü sonuçta bir elektrik masrafımız gene oluyor ama bunun nereden şarj ettiğine bağlı olarak şey düşüyor ama kullanım maliyetinin içinde işletme maliyetini soktuğun zaman bakım aralıkları şunlar bunlar gerçekten bir içten yanmalı motora göre çok daha verimli diyebiliriz. İyi şarj dönüşte yapacağım. Tamam. İyi şarj buradan yapalım. Hadi burada yapalım. Hazır boşken. İyi şarjda kaldık. Tamam. Unutmayalım. Ben senin modunu spora aldım. Spora aldım. Şu kerzi de ben bir şey yapayım. Murat bugün saniye tutmazsın herhalde. 8 saniye. 8.2 saniye. 8 saniye. Ama kesin saracak. Yağıştan dolayı. 0.50 hızlanması da 3.1. 3.1. Orası çok sen onu bozuma, etkili. Sen o ibreyi takip et. 50'de de 50'de. Tamam. Recep'e ona göre şey verelim. Montajcı tamam. Arkadaşımıza tüyo vermiş olalım. 1, 2, 3. Bak sardı. Yine sardı. 50. Bayağı sardı. Bayağı sardı. Yani ilk kalkışta yani, sardı. Bir saniye sonra tekrar sardı. Farkında mısın ama sardı. Güvenlik devreye girdi. Araba çünkü kafa sola doğru kayınca hemen gazı kesti. Evet, evet. Sonra bir daha verdi. Sonra bir daha gaz kesti. Güvenlik anlamında da çok kötü birine denk geldik ama 8.2 saniye normal 0-100 değerleri. Bunu da belirtelim. İyi şarj noktası dedik. İyi şarj noktalarında %80'e kadar 40 dakikada doldurabiliyorsunuz. Evde dolum yapmak isterseniz 220 volt'ta bu sefer de 7 saatte fulleyebiliyorsunuz. Ya aslında MG Turkey internet sitesine girdiğiniz zaman zaten interaktif olarak gerçekten çok başarılı bir kullanım gerçekleşmiş orada. Hangi şarj ünitesiyle ne kadar pil ömrün var ve bunun karşındaki ne kadar menzil yolu yapabileceğin her şeyi çok güzel detaylarıyla kullandırmışlar. İzleyiciler de oradan girip detaylara çok rahat erişebilirler. 1,5 tonluk bir araç. Evet. Bataryanın kilosu ise 280 kilo sevgili izleyenler. 280 kiloluk bir bataryası var. Koltukların, arka koltukların altında batarya. Elektrikli motor ünitesi de ön tarafta. Şaft tüneli yok. Evet. Bu bir avantaj. Aracın teknik özelliklerini söylemeye devam edelim. Mesela süspansiyonlarda bir İngiliz altyapısı gördüm ben. Çok konforlu bir araç. Gerçekten konforlu. Yani her ne kadar bu markayı daha doğrusu Çinliler alsa da, satın alsa da böyle İngiliz altyapısında o konforunu, o işte İngiliz araçlarda gördüğüm, SUV'lerde gördüğüm özellikle konforu görüyorsun Hüseyin. Çok güzel bir süspansiyonu var. Bağımsız olmamasına rağmen torsiyon çubuklu bir süspansiyon var arkada. Ama gerçekten konforlu bir süspansiyon yapısı var. Yani burada Avrupa'yı, Avrupa pazarı göz önünde bulundurarak bir elektrikli araç ürettiğini çok rahat söyleyebiliriz. Bak az önce kasisten geçtiğimizde bile en ufak bir rahatsızlık hissettiniz mi? Farkına bile varmadınız belki. Hiç sekme yapmıyor. Kasisten geçtiğimizde farkına bile varmadınız belki. Aynı zamanda yol tutuşuna da olumlu bir artısı var diyebiliriz yani bu süspansiyon yapısının. Yani basit bir süspansiyon geometrisi yok. Gerçekten üzerine çalıştırılmış bir altyapısı var diyebiliriz. Baktığınız zaman zaten bu aracın çok ilginç detayları var. Birincisi Euro NCAP'ten 5 yıldız alan ilk elektrikli süper, BSU. Süper. Çok güzel hatırladım bunu. Aynen öyle. Yani ilk BSU sevgili izleyenler 5 yıldız alıyor Euro NCAP'ten. Gerçekten. Bak bu soru bu çok soruluyor bize. Özel bir detay. Bu aracın sonuçta bir Çin menşei olduğu için herkese bir soru işareti vardır. Ama bu aracın pazarlama stratejisi değil. Gerçekten detaylarda baktığın zaman bu özelliği gerçekten güvenlik anlamında tüketicisine bir özgüven sağlıyor. İkinci detay, bu aracı aldığın zaman Serkan koruma paketiyle aldığın zaman Value Guard dediğimiz tüketici koruma paketiyle aldığın zaman değer koruma diyelim. Value Guard, değer koruma aynen. Aynen. Bu şekilde aldığın zaman 140'ı aldın. Şey pardon 140 ne? Şu an 400'e aldın aracı. 410 bin lira bu aracın fiyatı dediğimiz zaman bu aracı senden yılın sonunda Aralık ayında tekrar bir MG elektrikle değiştirmek istediğin zaman 390 bin liraya geri alım taahhütünde bulunuyorlar. Aynen 20 bin lira kayıp yaşıyorsun olur ama ya, geri alıyorsun. Geri sen bunu sevmedin. Evet. Ben dedim ki elektrikli yaşama adapte olamıyorum ama ben içten yanmalı motora geri döneceğim. Böyle bir satış stratejisi var adamların. Bu şekilde de iade ettiğin zaman da senden 370 bini aynı yıl içinde Aralık ayında 370 bin liraya geri alım garantisi veriyor. Yani şimdi yeni bir marka, yeni bir nefes ve baktığın zaman Serkan tüketicilerin herkesin soru işareti bu aracın devamlı olacak mı? Sana ne gibi sunum yapacaklar yani bu aracın sen aldın elinde kalır mı? Satabileceğim mi? İkinci el piyasası ne olur? Çünkü aracın 7 yıl 150 bin kilometre bir servis bakım garantisi de
sana sunuyor ki bu detayın içinde bataryalar da mevcut. O da gerçekten aracı kullanırken bir iç ferahlığı sağlıyor diyebilirim. Biz beğendik sevgili izleyenler MG'yi. Tabii ki ufak tefek kusurları var. Onları da saydık zaten. İşte aynasıydı, direksiyonuydu. Onun dışında ön park sensörüydü. Bunları biraz şey yaptık, yadırgadık yani. Hani daha kaliteli olabilir dedik. Ufak tefek şeyleri var, kusurları var. Onun dışında anlatmadığımız tabii ki eksik yanları da olabilir. Siz bize soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Biz tecrübelerimiz ve bilgilerimiz dahilinde sizlere seve seve cevap veriyoruz. Nereden? Tabii ki YouTube'a otomobil test yazmanız yeterli olacaktır. Haftaya yepyeni farklı sınıfta bir araçla görüşünceye dek bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.